Moda haftası kapsamında defile izlemeye geldiğini düşündüğümüz komedyen Kadir Çöpdemir'in şu itirafına ne dersiniz? Güzel bir alemmiş, güzel bir ortammış. Yaşasın moda dünyası. Nasıl buldunuz ortamı? Çok etkilendim. Ne bekliyordunuz? Sizi en çok ne etkiledi? Kızlar. Yani çok güzel kızlar var. Moda dünyası demek güzel kız demekmiş abi. Bundan sonra her Fashion Week'e gelmek istiyorum yani mümkünse beni çağırın. Bir hafta çağırın. Önce devam edecek, devam olur da mı? Bir hafta mı? Evet. Yapma ya, bir hafta mı devam? Kadar devam ediyor. Bu ne, buna can mı dayanır ya? O alırım vitamin haplarımı gelirim abi o zaman. Kadir Çöpdemir'in modayla arası da bir hayli iyiymiş. Hatta moda demek ben demek diyordu ünlü komedyen. Moda demek ben demek arkadaşlar. Modayla aram çok iyi. Modanın benimle arası nasıl onu bilmiyorum ama. Ya benim onunla aram iyi de bence. Bilmiyorum, çok takip ettiğim bir şey değil. Ama burada enteresan moda ürünleri var gördüğünüz gibi değil mi? Siz benimle aybeye zaman geçiriyorsunuz. Peki efendim, asla giymem dediğiniz bir şey var mı? G-string. Ne bekliyor? Ne bileyim ne? Ben böyle mesela erkeklerde son dönemlerde kırmızı pantolon modası var mesela. Aa bende de abicim. O bir devirdir. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de morunu aldım, morunu. O ilk pembe şeyi giydiğim zamanı hiç unutmam. İlk pembe. Bak ne ilginç tipler var abi, siz takırsanız onlara lan. Bu tarz bir şey ilk pembe. İlk pembe tişörtümü giydiğim zamanı hiç unutmam. O bir kendini bir sorgularsın, bir aynaya bakarsın. Pembe tişört giymişindir, mahalleye çıkacağındır, anana nasıl ne diyeceğindir, babana ne diyeceğindir, çocuklara, arkadaşlara ne diyeceğindir. Ama yüzünü karartırsın, giyersin ki zaten onu giyip çıktıktan sonra artık morunu da giyersin, kırmızısını da giyersin. Allah ne verdiyse giyersin yani, o alışkanlık yapar. Pascal Numa ile radyo programı yapan Kadir Çöpdemir meğer Pascal'a bakın hangi konuda imreniyormuş. Yemin ediyorum. Kıskanıyor musun abi, onu diyeyim. Pascal'ımın nasıl kıskanmayayım? Adam zebellah gibi yiyor, zebellah gibi içiyor. Fakat adamda bir gram yağ yok kardeşim. Bu adam, ben kullanıyorum. Bu adam eve gidiyor, başlıyor spora büyük ihtimalle. Sabaha kadar spor yapıyor bu şuursuz ya. Yoksa başka türlü olmaz ya. Oturuyoruz, adam var ya bir kuzu yiyor, kalkıyor yine aynı. Baklavalar yerinde duruyor. Ne giyse yakışıyor maşallah. Efendim, bir imaj değişikliği mi var? Bende mi? Ha, biraz göbek yapayım dedim ya. Yani herkes kas yapar. Spor. Ben de imaj olarak biraz göbek yapayım dedim. Sporların tutu. Ya ben çok seviyorum da o bana karşı çok mesafeli davranıyor ya. Bilmiyorum, yok bir aram yok galiba. Oturarak, hani bu dalma sporunu seviyorum ben. Bu televizyonun karşısında dalıyorsun ya böyle. O sporla çok iyi aram.